Evet değerli izleyenler, erkeklerin büyük bir bölümü saç dökülmesi ve beraberinde gelen kellikten muzdarip. Peki kelliğin en kolay çözümü nedir? Şimdi ekranlarınıza gelecek olan haberimizle bütün bu sorularınız cevap bulacak. Zamanla yarıştırmayalım. Erkeklerin en büyük problemlerinden biri de kellik oluyor. Peki kelliğin en kolay ve basit çözümü nasıl oluyor? Gelin uzmanı Ali Bey'den öğrenelim. Merhabalar Ali Bey, şu an yaptığınız işlemi bize biraz anlatır mısınız? Merhabalar efendim. Şu an arkadaşımın saçında bir takım sıkıntılar olmuş. Yani dökülmeler, problemler yaşamış. Ve böyle modellerimizde ense tiplerine bakıyoruz. Eğer çok dökülmeler varsa protez öneriyoruz. Biz şu an protez uzmanıyım ben de Ali Ardıç olarak. Bildiğiniz gibi bu arkadaşımın saçında enseleri çok çıkmamış. Ekime müsait olmayan bir saçımız. Şu an analizini yaptım. Ölçülerini de aldım. Biraz önce ölçü alıyordum. Ölçüsüne göre imalata tedarikçimizden saçımız geldi. Kesimini yaptık, hazırladık ve montajını yapacağım. O zaman şu an montaja geçelim. Şu anki yaptığınız işlem nedir? Şu an yaptığım işlem protezimizin üstün, nasıl diyeyim sana, ölçülerini aldığım için ölçü kesimini yapıyorum. Neden dersiniz, burada bir bantlama sistemi olacak. Bantlama sisteminde saçın üstüne yapışmaması lazım. Kaşıntı, tahriş olmaması için. O bölgeyi sıfır makineyle temizlik yapıyorum. Şu an yaptığınız işlem nedir? Şu an solüsyon yapıyorum dezenfekte. Bunun özel bir solvantları var, içinde alkol esanslı. Dezenfektemizi yapıyorum saçımızın. Tabii bunun 15 günde bir bakımları veya ayda bir bakımları oluyor. Onlar için de kullandığımız ürün aynı ürün. Şu an dezenfektemiz yapıldı. Çok da temiz oldu. Her şeyimiz hazır. Protez saçımız da hazır. Bantlamasını da yaptık. Hazırlanmış oldu. Şu an bantlamasını çıkartıyorum. Gözleriniz önünde. Evet, şimdi arkadaşımın bantlama işlemini bitirdik. Kaşları kaldırıyor. Buradan kaşın en çizgisi var böyle. Çizginin o noktadan uç noktasına birleştiriyorum saçı. Evet. Birazdan fönle beraber sonucumuzu göreceğiz. Banyo yaparken saç nasıl yıkanır? Çıkarılması gerekiyor mu? Banyo yaparken çıkarmasına gerek yok. 45 derece sıcak suya kadar girebilir. Deniz, hamam, kaplıca, termal gibi yerlere girebilir. 45 derecenin üstünde sıcaklıktan dolayı bantlarda akma ve yıpranma oluyor. O sıkıntı, başka bir sıkıntı yok. Protez saçımızın montajını yaptık, kesimini yaptık ve fönünü bitirdik. İşlemimizin sonuna geldik. Evet, sıkça sorulan sorulardan biri. Bunun bakımı nasıl yapılır? 15 gün ve 20-30 gün arasında bakımları var. Bant temizleme, solüsyon, dezenfekte yapma. Bu şekilde ilk önce aldığım altyapıdaki saçı tekrardan temizliyorsunuz. Neden? Çünkü su uzadıktan sonra altyapı kaşıntı oluyor. Onu 15 günde, 20 günde, 30 günde temizliğini yapıyoruz. Bakımı da çok basit. 15-20 dakikamız alıyor ya, en fazla yarım saatimizi. Bu saçı ömrü de 2 yıl, 3 yıl arası. Çünkü su hücre yok. Altyapısı biliyorsunuz fileyleydi, az önce görmüştünüz. Filede düğümler oluyor, çift düğümler. Onlar zamanla yıpranma oluyor. Tahrişlenme fönden olsun, başka şeyden olsun. Dökülmeler oluyor. 2 ve 3 yıl arası kullanabiliyor müşterilerimiz. Çok rahat, kullanışlı, basit bir sistem bu. Herkese de tavsiye ederim. Kelliğe son. İlk defa bu yola bir başvurdum. Protezde gayet memnun kaldım. Kendimde bir değişiklik gördüm şu anda. Çok da memnun kaldım. Teşekkür ediyorum. Birdenbire kendimi bir değişiklik görünce şu anda yüzüm gülmeye başladı artık. Şu an yaşınız 40'tı. Normalde protezden önce, protezden sonra 20'ye düştü ve bir de evet, kendisi de yaşadı bunu. Özgüvenini kazandı. Evet. İyi günlerde kullan. Sağ olun. Kardeşim. Elinize sağlık. Teşekkür ederim.